savunma havacılık sektöründe, daha doğrusu her sektörde testlerin yapılması çok çok önemli. Çünkü tasarlanan bir şeyle ilgili herhangi bir hata varsa bu yapılan yerdeki testlerde görülüyor ve çok çok büyük maliyetlerin önüne geçiyor. Şimdi otonom şirketi genel müdürü Serhat Bey yanımızda. Bursa merkezli bir şirket ve sadece bizim savunma havacılık sektörü değil, dünyaya ihracat yapan, test ekipmanları ihraç eden bir şirket. Öncelikle hoş geldiniz. Kısaca biraz şirketiniz hakkında, ben bunları biliyorum ama biraz daha detaylı bilgiyi sizden alabiliriz. Hoş bulduk. Çok memnun oldum sizinle görüşmekten. Biz otonom mühendislik olarak Bursa merkezli bir firmayız. Yaklaşık 250 kişiden oluşan bir kadromuz var. 250 kişilik kadronun yaklaşık 200 tanesi mühendis kadrosu. Biz Türkiye'de Türk mühendisliğini temsil eden iyi bir örneğiz aslına bakarsanız. Savunma ve havacılık sektöründe özel test sistemleri geliştiren, bunları üreten ve devreye alan bir mühendislik firmasıyız. 2013 yılında şirketimiz kuruldu. 2013 yılından beri otomotiv sektöründen aldığımız mühendislik prensiplerini daha çok geliştirerek savunma ve havacılık sektöründe bol bol mühendislik çıktıları üretmeye çalışıyoruz. Tabii şimdi savunma sektörü dediğimiz zaman belki eksi 40 derecede çalışacak, artı 50 derecede çalışacak, vibrasyon testleri var, farklı farklı var. Ne tür ekipmanlar üretiyorsunuz, ne standartlara göre hareket ediyorsunuz? Biraz ürünler hakkında bilgi alalım mı sizden? Tabii şimdi savunma alanında düşündüğümüz zaman operasyonları, tabii ki kişilerle, makinelerle savaşırken aynı zamanda doğa şartlarıyla da savaşıyorsunuz. Ürünlerinizin, ekipmanlarınızın bu şartlara kesinlikle göğüs gerebiliyor olması gerekiyor. Biz doğa şartlarına, çevresel şartları ilgili hacimlerde, ilgili sistemlerle simüle eden test sistemleri geliştiriyoruz. Bu test sistemleri ürüne yönelik olabiliyor. Müşterilerimizin speklerine, spesifikasyonlarına yönelik olabiliyor. Ve müşterilerimiz geliştirdikleri ürünleri çevresel şartlar altında test ederek onları tasarım esnasında yaptıkları mühendislik çalışmalarını operatif olarak da gerçek hayatta da savaşmadan önce test etmeyi imkan buluyorlar. Biz bunun yanında çevresel testlerin yanında aynı zamanda statik ve dinamik yüklere de maruz bırakarak onların dayanıklılığını da test ediyoruz. Aynı zamanda çevresel testlerle bu tarz testleri, statik ve dinamik testleri kombine ederek simültane bir şekilde de çalıştırabiliyoruz. Tabii sizin çeşitli zırhlı araçlar, hava araçları, başka nelere neler yapıyorsunuz, biraz testlerle ilgili hangi ekipmanlar var, örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Savunma havacılığının yanında sivil havacılıkta da çeşitli test sistemleri yapıyoruz. Özellikle otomotivde hidrojen belli bir seviyeye geldi ama sivil havacılıkta hidrojen sistemleri henüz kullanım aşamasında, biraz daha başlangıç seviyesindeler. Onları test edip doğrulayan sistemleri de aynı zamanda biz yapıyoruz. Yani hidrojen teknolojisini geliştirmek üzere kullanılan sistemlerin de mühendisliğini yapıyoruz. Tabii inanıyorum ben sivil havacılığın hemen sonrasında bence savunma sanayinde de hidrojen teknolojisini bol bol görüyor olacağız. Biz Türk mühendisleri olarak şimdiden hidrojen sistemleri üzerine bol bol Ar-Ge çalışması yapan, test sistemleri tasarlayan ve üreten güçlü bir ekibiz diyebilirim. Bizim izleyicilerimiz hatırlayacaklar, hidrojenle ilgili nasıl yakıt sivil havacılıkta konuluyor, kullanılıyor diye bir video hazırlamıştık. Evet. Sizin bunlarla ilgili de bir ihraç ettiniz galiba bu, evet, sisteme. Bir isim verelim, hangi şirket aldı bunu sizden? Aslında Airbus'un kendi ürün geliştirmesinde kullanacağı bir test sistemini biz geliştirdik. Tamamen %100 Türk mühendislerinin elinin alının teri olan bir projeydi bu. Bunu da böyle bir dünya devine verip, evet, test edeceği bir şeye, evet, vermek büyük gurur. Kesinlikle şu anda Almanya'da teknoloji gelişme bölgesinde Türk mühendislerinin tasarladığı, Türk mühendislerinin ürettiği, Türk mühendislerinin yazılımını yazdığı bir klimatik test sistemi kurulu bir şekilde müşterisinin kullanımı için hazır bir şekilde bekliyor. Bu hidrojen konusunda ne tür testi yapacak bu verdiğiniz sistem? Öncelikle hidrojeni kullanarak elektrik üreten bir hidrojen yakıt hücresi diye tabir ettiğimiz bir sistem var. Bu sistem uçuş esnasında işte eksi 40 derecede uçakların ya da hava araçlarının roll ve pitch hareketlerini simüle eden bir test sistemi bu. Eksi 40 derecede uçağın
rol hareketlerinde, pitch hareketlerinde. Yani sağa sola yatışında, evet, burun sağ, aşağı, burun yukarı. Kesinlikle. Bu hücre verimli çalışıyor mu? Verimli çalışıyor mu? İstenileni veriyor mu? Güvenlik seviyesine, sivil havacılığa uygun mu? Bu tarz testleri yapabilmeleri için biz onlara bir çevresel test sistemi geliştirdik. Şu anda o çevresel test sistemi içerisinde kendi yakıt hücrelerinin mühendisliğini geliştiriyorlar. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam Airbus 380'e takılacak bir motorda galiba ilk testi olacak. Sanıyorum öyle olacak. Tamamen elektrik enerjisiyle çalışan motorlarla artık sivil havacılıkta uçuşlar gerçekleştirilecek. 2035 yılında Airbus'un böyle bir vizyonu var. Onlar da zaten duyurdular dünyaya. Temiz bir gelecekte de bizim inanılmaz payımız var. Bunda da zaten Türk mühendisi olarak gurur duyuyoruz. Bugün tabii Ankara'dayız. Makine Kimya ile sahanın birlikte gerçekleştirdiği, tedarikçiyle büyük üreticiyi, şirketi bir araya getirmek amacıyla. Saha üyesi mi şirketiniz? Nasıl bakıyorsunuz? Biraz saha ne katıyor Türkiye'deki sanayiye? Bunu konuşmak istiyorum. Biz saha topluluğuna üye bir şirketiz. Sahayla yakın ilişkilerimiz var. Sahayı ben aslında şöyle görüyorum. Teknoloji dediğiniz şey bir ekosistemle oluşabiliyor aslında. Yani tek başınıza çok bir anlam ifade etmiyorsunuz ama ekosistem oluşup da insanlar güç birliği sağladıklarında inanılmaz şeyler başarılabiliyor. Bugün dünyadaki devlere baktığımız zaman rakip diye sanıyorsunuz ama aslında iç içe çalışıyorlar. İşte saha bize ekosistemi oluşturup aslında altın tepside teknoloji geliştirme fırsatı sunuyor. Biz çok mutluyuz. Sahaya üye olan şirketlerle, üye olmayan şirketlerle bu topluluklarda görüşüp iş birlikleri yapmak, iş geliştirmek anlamında inanılmaz fayda sağlıyor bize. Bu konuda sahanın büyük faydasını görüyoruz. Tabii sadece yol göstermenin yanı sıra MBA eğitim verilmesi, iş birliklerinin sağlanması, ihracata doğru giden çok çok önemli adımlar atıyor saha. Arkadaşlarımız şu anda MBA programında sahada yüksek lisanslarına devam ettiriyorlar. Biz düzenli olarak şirketimizin üst yönetimince aldığımız bir karar gereği her sene en az iki arkadaşımızı sahanın MBA programında yüksek lisanslarını tamamlamak üzere görevlendiriyoruz. Bu da tabii Türk mühendislerinin inanılmaz bir fayda sağlıyor Türk mühendislerine. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgi ama ben videoyu kapatmadan önce Bursa'da sizin tesislerinizde bu yaptığınız test aletlerini gözümüzle görerek, deneyerek sizden böyle bunun bir sözünü alalım. Bursa'da görüşmek üzere diyelim. Çok memnun oluruz. Sizi Bursa'da ağırlamak gerçekten bizim için büyük bir şeref olur. Aynı zamanda ben de sizin savunma sanayimize katkılarınızdan dolayı, Türk mühendisliğine olan katkılarınızdan dolayı gerçekten samimi bir şekilde teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.